Real TV Amerika'dan haber verir. Bugün oldukça dikkat çekici bir haber Amerikan basınında yer aldı. Amerika'nın ticaret temsilcisi Catherine Tai bugün bir açıklama yayınladı. Yayınladığı açıklamasında aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 6 ülkenin ürünlerine vergi uygulanabileceği mesajını verdi Tai. Tai bu ülkeleri Avusturya, İngiltere, Hindistan, İtalya, İspanya ve Türkiye olarak açıkladı ve bu ülkelerin ürünlerine vergi uygulanma olasılığının olabileceğini belirtti. Amerika'nın bu ülkelere vergi uygulama olasılığının gerekçesinin ise söz konusu ülkelerin, burada yer alan ülkelerin Amerikan şirketlerinin dijital servislerine vergi uygulaması onu gösterdi. Bunu gösterge olarak yayınladı. Söz konusu ülkelerdeki vergiler bu ülkelerde Facebook, Google ve Amazon gibi dijital platformlarının gelirlerine yönelik olacak. Amerika'nın ticaret temsilcisi Catherine Tai yazılı mesajında başında bulunduğu dairenin muhtemel vergileri yürürlüğe koymak için süreci devam ettireceğini de ilave etti. Bu süreç içinde ise resmi tebligler eski başkan Donald Trump döneminde başlatılan soruşturmaların devamı olarak Amerikan internet şirketlerini ve e-ticaret platformlarını hedef alan vergilerle ilgili kamu yorumlarının toplanması gibi unsurları bulunduruyor içinde. Aslında ilginç olan Amerikan ticaret temsilcisinin açıklamaları Başkan Joe Biden'ın dijital servislerle ilgili vergiler konusunda Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü yani OECD aracılığıyla küresel bir uzlaşma taahhüdüne rağmen gelmiş oldu. Baktığımızda Tai'de Amerika'nın OECD aracılığıyla uluslararası vergi konularına uluslararası bir uzlaşmaya varılması taahhüdüne bağlı olduğunu da belirtti. Ancak bununla birlikte böyle bir uzlaşmaya varana kadar gerektiğinde vergi uygulama seçeneğini değerlendirebilecekleri mesajını da verdi Tai. Öte yandan Amerika'nın önemli internet platformlarını temsil eden İnternet Derneği de konuyla ilgili açıklama yaptı. Bu gelişmeyi memnuniyetle karşıladıklarını belirttiler ve aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bu 6 ülkeye yönelik vergi tehdidinin devam etmesi gerektiğini söyledi kurum. Dernek internet endüstrisinin milyonlarca kişiye iş sağlayan büyük Amerikan ihracatı olarak niteledi. Washington'sa Fransa, Avusturya, İngiltere, Hindistan, İtalya, İspanya ve Türkiye'nin de Amerikan teknoloji şirketlerine ayrımcılık yaptığını belirtti ve bununla uluslararası vergi normlarıyla uyuşmadığına yer verdi, bildirdi. Son olarak şunu da hemen ekleyelim. Tai ayrıca Brezilya, Çek Cumhuriyeti, Avrupa Birliği ve Endonezya'ya da yönelik vergi soruşturmalarını sonlandırdıklarını açıkladı. Çünkü bu ülkelerin daha önce değerlendirmelerine rağmen dijital servislerine yönelik vergi uygulamadığını belirtti. Eğer bu ülkelerde yeni vergi uygulama yolunu seçerlerse onlara da yeni bir vergi soruşturması açılabilecek. Amerika'daki son gelişmeleri aktardık. Özlem Şen Yaşar, Real TV Washington.